Evet arkadaşlar, şöyle sizinle birlikte bir Citroen Saxo tiyatresini hafiften bir araştıralım, nedir ne değildir. Hafif masraflı Saxo. Neyi var ama? ₺4.000 masraf var. 25.000 liraya mal olur. Şu araba bayağıdır ilanda ya. Gözüme çok batıyor bu araba. Ama işte maalesef ki tek kapılı olması hevesimi kaçırıyor ama alan olma. Biraz da döşeme masrafı var. Nereden baksan bunun da 3-4 lira masrafı var. Ya bu saksoların temizliğinizi bulamadığınız sürece insanın canını çok yakar. Onun için böyle limiti 30 bin liraya kadar getirelim ki başımız yeterince ağrımasın. Yani bu araçlar da elbet alınır. Ama muhakkak masraf yapacaksınız. 106'larla bunların %90 bütün parçaları uyumlu. Yakıt olarak yakıtı gayet güzel. Biliyorsun günümüzde yakıtlar oldukça başını aldı gidiyor. 1.5 Saxo 2000 model. 270 binde. Araç yüreğinin motoru 10 numara olup tek kontakla çalışmaktadır. Vites kesikleri çok güzel olup çalışmayan aksamı yok. Aracın maliyeti 2022'nin 7. ayına kadar aracın sıra direkleri sağlam olup 3000 TL gibi önemsiz bir hata kaydı var. Aracımın evet ederek bindiğini, nakitten dolayı sattığını söylemiş Kemal Usta. Değerlendirelim. Yani fiyat konusunda büyük ihtimalle güzel bir indirim yapacağını düşünüyorum. Alınabilir listesine eklemek lazım. Benim bu yakada bir tane var, bir de laptop videosunu atmış. İzleyelim. Tek kapılı salmışsın. Keşke arabanın içini dışını gösterecek detaylı bir fotoğraf, video paylaşsaydı. Yani videoda görmek bambaşka. Motoruna gelelim. Motorun açık hava filtresi eklenmiş. Ya bir de ben arabadan çok motor temizliğine daha çok önem veriyorum. Eğer bir aracın motoru pırıl pırıl temizse bu adam gerçekten arabasını seviyordur diye düşünüyorum. Bu da ayrı bir konu, tartışılabilir konu. Gelelim şöyle 30-31.5 bandına. Kırmızı olsun, 5 kuruş fazla olsun. 1.5 güzel bir adet kazaya ekspres raporları mevcut. Gelelim. Açıklamayı okuyalım. Pazarlık yok. 160 binde bir araç, iki parça değişen. Geri kalan logo boyalar belirleyene de arama. Şimdiden ayrı olsun. Aracın kilometresi düşük. Evet, 2000 model 1.5 dizel. Gelelim. Evet, bir düşük kilometre daha var. 180 binde. Evet, dediğim gibi motor temizliği gayet yerinde. Sanırım ilana koymak için güzel bir temizlemeye vermişler. Hatta şuradan yıkama şirketinin kağıt taslakları da mevcuttur. Yani Şahin Doğan parasına tabii ki ben bu arabaları tavsiye ederim. APC 106 aldınız. Citroen Saxo. Peugeot 106'nın temizliğini bulmaktan gerçekten çok zorluk çekersiniz. Yani her 20 araçta sadece bir tane Peugeot 106'nın temizliğini bulabilirsiniz. Ama Citroen Saxo'da her 20 arada
ortalama 10-11 tanesini temizine dek gelebilirsiniz. Şöyle fiyatını en yükseğe çevirelim. Bakalım bize ne karşılıyor. İlk sahibinden 1.6. Evet. Rengi de jet meselesi. Lastikleri falan. 98 77 binde mi? İlk sahibinde olup komple servis bakımıdır. Kapalı garaj arabası boyasında herhangi bir sorun yoktu. Aracın muayenesi yeni yapılmış. LPG hiç takılmamış. Bir kapı saçı değişmiştir. Bir kapı lokal maya kliması aktif çalışmaktadır. Arkadaşlar nasıl söyleyelim? 63 bin liraya da bu araba alınır mı? Tamam, kilometresi düşük olabilir ama alınır mı alınmaz mı? Bu da bilakis zevk meselesi. 59 bin liraya 97 1.6 karşılıyor. Biliyorsunuz 1.6'lar biraz daha 1.4'lere göre daha pahalı. Şöyle bakalım. Videoda müzik olduğu için YouTube bazen tehdit atar korkusuna videoyu izletmedim size. Ve şu arabanın içindeki gösterge saati var ya. Bayılıyorum, bir tane de kendi ticari aracımı alacağım onlardan. AliExpress'ten baktım, geç geliyor. Koltuklar güzel abi. Koltuklara da çok bayılıyorum. Bayılıyorum yarış koltuklarına. Foksiyonlu. Ya işte. Baba şu araba güzel de. İşte tek kapı. Ya biliyorsunuz Opel Tetra var bende de. O da tek kapılı. Bir de dört kapılı bir binek araba arıyorum. Evet. Bakalım tam otomatik. Dört kapılı. Rengi güzel. Trafikte dikkat çeker. Allah muhafaza yarın bir gün bir suç isteseniz trafikte en kolay sizi bu reklam dolayı bulurlar. 1.4 2000 model benzin 180 binde otomatik. Ekspres bilgisi boya. Güneş yağından koplu boyadı. Değişen parça sağ ön çamurluk hasar kaydı. Mahalle 21'e kadar motor şarjıma yönelik akımsızlığınızı gösterebilirsiniz. Edirne merkez demiş bu araba. Bakalım 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 bakalım. Ya şimdi şöyle Citroen Saxo yorumlarına okuyorum. Kimisi çok beğeniyor, laf konduruyor, kimisi de çok gömüyor. Ucuz etin yanisi biraz farklıdır arkadaşlar. Yani ucuz mal her zaman size sıkıntı yaratır, başınızı ağrıtır. 3 lira 5 lira fazla verin, piyasada temiz arabasını alın. Şimdi hani 2000'i 30 bin liraya alacağınızda 97-98 temizliğini 30 bin liraya almanızı ben size tavsiye ederim. Araç temiz olsun. Bakımlı olsun. Bakımsız arabayı aldığınız zaman işin içinden hiç çıkamazsınız. 98 benzin maliyer 1.6 DVS. İmata giriş sıkıntı tek şarjman sıkıntısıdır. Tüm ağır bakımlar yapılmıştır. Çelik çatı lastik yenidir. Yeni vizeli boya değişen bilgi. Sağda ön çapulluk değişmiş. Yaş itibariyle temizlik boyası normal yani. Ya yaşından dolayı muhakkak temizlik boyası olur. Sen bu aracı garajda saklasan boya bir şekilde deforme olacaktır. Ha, bu aracın da işte aksesuar olarak artı yönleri var. Şurada çantalar dikkatimi çekti. Tek kapı ama çantalar efsane duruyor. 2000 benzin 215 binde. Aracım çok temiz olup yağ bakımı yeni yapılmış. Araca masraf yoktu. Not aracın muayenesi arıcıya aittir. Valla arkadaş bunlar galeriymiş. Bakalım var. Bu galerinin de başka ne araçlar var. Biliyorsunuz galeride bu tarz arabaları fazla girmezler. Yağ takasta uygun aldılar. Bakalım bir tane ticari araçları var. Evet, burada çıtırasan yazmışlar. Bakalım ne yazmışlar. Araç orada bir gelir parça parça. Araç çok klimalı. Evet. Evet.
164 milde orijinal kilometreliği. Araç klimalı ve otomatik priz. Yok yok yok. Benzin ve LPG. Evet arkadaşlar, bu araba alınabilir. Citroen Saxo 98 model otomatik klimalı. Tabut tamam, bagaj orijinal yüzeysel boyalar mevcut. Akü, lastik, gemi, muayene 2022'nin 5. ayına kadar koltukları orijinal deforme olmamıştır. Kliması buz gibi çalışmaktadır. Temiz, orijinal, dosya girecek bir aile aracı. Arkadaşlar, fiyat konusunda güzel bir indirim yaparsa alınabilir. Sizinle paylaşacaklarım bu kadar. Ortalama 184 tane ilan var. Teker teker hepsini inceleyemeyeceğiz. Bayandan otomatik vites. Yani Kilo 1, Peugeot 106, yani tipleri aynı. Ha şunu söyleyeyim. Renault Kilo 1'in yani bu kasadaki temizliği bulmak zordur. 106 da öyle. Çok yorgun dediğim gibi. Ama Peugeot'un yani pardon, Citroen Saxo'nun temizliğini bulmak kolay. Otomatik vites bir aracı inceliyoruz. Aracın motor şarjman gayet düzgündür. En dolu modelidir. Klima ve airbag içi dışı tertemiz. Orijinal koltuklar hatasızdır. Lastikleri yenidir. Yedek anahtarı vardır. Bugüne kadar LPG takılmamış. Yaş itibariyle muhtemelen boyalar mevcuttur. Tavan boya yoktur. Bir iki değişik parçalıktan çıkabilir. Asar kaydı parça parça 8.000 TL pazarlıkta ciddi alıcılar için geçerli. Bakmak lazım. Yağ istiyor mu? Suyunda falan yağ yakma, üfleme var mı? Bakmak lazım. Yani 95 binde bir aracın yağ yaktığını gördüm ben. Yakından incelemek gerekir. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer size Citroen Saxo konusunda bilgiye sahipseniz yorum kısmında paylaşıp bizimle bilgilendirmiş olursunuz. Kısa birkaç soruları cevaplamak istiyorum. Rampa çekişleri arkadaşlar bu araca göre gerçekten makuldür. Ürettiği tork olsun, nitro gücü olsun. Yani 75 EP'lik bir güce sahip bir araç. Yani yakıt konusunda az yakmasıyla çok ün salmış bir araba. Aracın işte isminden dolayı uzak duran arkadaşlar var. Yani Saksoculara selam olsun diye birkaç yorumda gözünden çarpmadı değil. Ama buna rağmen alınabilir. Bakıyorum piyasada aklımdan fazla Opel Tikra var. Onu da biliyorsunuz. Travesti arabası. Megane 1'i de öyle. Kutlardan bahsediyorum. Yani aldanmayın. O onu demiş, bu bunu demiş. Siz arabadan keyif alın. O size yeter. Hepinize buradan selamlar.